Puf pasta tarifimle mutfağıma hoş geldiniz. Çok hafif ve lezzetli. Hemen yapımına geçelim. Kreması için tenceremize 1 su bardağından biraz eksik şeker, 1 kaşık nişasta, yarım su bardağı un ve yarım litre sütü alıp çırp materiyle karıştıralım. Ocakta göz göz olana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, bakın kıvamını aldı. Tamamen pürüzsüz, akışkanlığı çok iyi. Hemen 75 gram tereyağını ekleyip sıcaklığı ile karıştıralım. Keki için karıştırma kabımıza 4 adet yumurtayı ve 2 su bardağı şekeri alalım. Varsa mutfak şefiniz, eğer yoksa mikser ile çırpalım. Koyu krema kıvamı alana kadar çırpmaya devam edelim. Kıvam aldıktan sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı kakao ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Son olarak 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyip 2-3 dakika daha çırpalım. Dikdörtgen fırın tepsimize yağlı kağıt serelim ve hazırlamış olduğumuz kek harcını üzerine döktükten sonra spatula ile yayalım. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için zemine 2-3 defa vuralım. Daha sonra önceden ısıtılmış olan 175 derecelik fırında kekimizi pişirelim. Kekimiz pişerken hazırlamış olduğumuz kremayı karıştırma kabımıza alalım ve mikser ile çırpalım. Bir paket vanilyayı da ekleyelim. 5-6 dakika kadar çırpmamız yeterli. Evet, kekimiz pişti. Bakın kalınlığı da gayet iyi. Yumuşacık oldu, sünger gibi. Kekimizi ters çevirelim ve altındaki yağlı kağıdı alalım. Kekimiz ılıdıktan sonra çay bardağının ağzı ile keselim. Kekten artan kısımlarını rondodan geçirin ya da elinizle ufalayın. Kremamızı şanti torbasına yerleştirelim. Kestiğimiz dairelerden birini alıp soğuk süte batıralım. Üzerine kremamızdan sıkalım. Bir adet muz dilimi yerleştirdikten sonra tekrar kremamızdan çok hafif sıktıktan sonra ufalamış olduğumuz keklerle kenarlarını toparlayalım. Elimizle hafifçe bastırarak kek parçalarıyla kapatmaya çalışalım. Avucumuzla biraz daha düzeltelim, iyice toparlansın. Ben kek parçalarını elimle ufalamıştım ama size tavsiyem rondodan geçirin. O zaman üzeri daha pürüzsüz olur. Evet, bakın elimizle iyice düzelttikten sonra artık hazır. Tekrar yapalım. Kesmiş olduğumuz daireyi soğuk süte batıralım. Kremamızdan biraz sıkalım. Üzerine muz dilimini yerleştirdikten sonra çok hafif tekrar kremamızdan sıktıktan sonra kek parçalarıyla etrafını kapatalım. Avucumuz içerisinde biraz daha düzeltelim. Tüm daireler için aynı işlemi yapalım arkadaşlar, hepsi bitene kadar. Ben üzerine Hindistan ceviziyle dekore ettim. Hemen size iç dokusunu göstereyim. Bakın pamuk gibi keki, gerçekten içerisindeki krema ise enfesti. Hiç dinlendirmeden servis ettim ama en azından 5-6 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Daha iyi sonuç alırsınız. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.